İftira atmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Başkasına çamur atmayacaksın. Siyasetçinin de aynı bu yaren kültüründe pabucu çırağın ustanın pabucu dama atılıyor ya. Siyasetçinin de pabucunu dama atıyorlar. İşini bitiriyorlar, defterini duruyorlar. Çünkü siyasetçinin işi ne kadar kolay bitiyor biliyor musunuz? 100 gramlık bir kağıtla sandıkta siyasetçinin işini bitiriveriyorlar. Defterini duruyorlar. Eserin olacak eserin. Bakın ben bir türlü siyasetçi olamadım. Niye? 50 yıllık sanayiciyim ben. Eline sahip olacaksın. Bu ana kolonlar çok önemli. Eline sahip olacaksın. Çalmayacaksın. Hırsızlık yapmayacaksın. Gitmemiş işlerden sahte faturalarla, yalandan faturalarla devletten paraları cukkulamayacaksın. Şişmeyeceksin. Karbonlaşmayacaksın. Kardeşinle paylaşacaksın. Hortumun bir ucunu cebine, bir ucunu devlete, yaran kültüründe bu yok. Bizim anlayışımızda bu yok. Bizim medeniyetimizde bu yok. Değerli Hazrum, biraz önce değerli başkanım orta sandığından bahsetti. Beline sahip olacaksın, ahlaksızlık yapmayacaksın. Diline sahip olacaksın, diline. İftira atmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Başkasına çamur atmayacaksın. Bunlar ne güzel şeyler değerli Hazrum. Ah bu ahlakla. İnsanlar bir ahlaklanabilse bizi kimse tutamaz. Ama yiğit düştüğü yerden kalkar.